akşamlar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimi saygıyla selamlıyorum. Bu hafta Ulurmak Uygulama Oteli'ne geldik. Yanımızda Hüseyin Neşeli ustamız var ve bizlere kendisi otellerinde yaptıkları kuzuların sessizliği adında bir yemek yapacaklar. Merhabalar usta. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız usta? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bizleri kabul ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederiz efendim geldiğiniz için. Ustam, yemeğimize başlamadan önce seni biraz tanımak istiyorum. Hüseyin Neşeli kimdir? Tabii ki. Hüseyin Neşeli ben Sultan Hanımdoğumluyum, Aksaraylıyım. 2008-2012 yılları arasında Turizm Otelcilik Okulu'ndan mezun oldum. 2012 yılından itibaren de bu yıla kadar bu mesleği yapmaktayım. 2016 yılından itibaren de okulumuzda şu ana kadar görev yapmaktayım efendim. Bugün sizlere kuzuların sessizliği adını verdiğimiz kuzumuzu tanıtacağız. Önce soslayacağız, marine edeceğiz. Sonra iç pilav ile beraber pişirip sizlere sunumunu yapacağız efendim. Bu kuzuların sessizliği niye? Neden bu kuzuların sessizliği diyoruz? Neden kuzuların sessizliği diyoruz efendim? Normalde bu fırında kuzu olarak sunum yapıyorduk bunu. Ama biz kendi marinemizle, kendi sosumuzla geliştirerek bunu kuzuların sessizliği adını verdiğimiz kendi iç pilavımızla değişik tatlar katarak böyle bir lezzet ortaya çıkardık. İsterseniz malzemelerimizi sayalım marine tabii etmeden önce. Tabii ki. Ben malzemelerimizi sayayım sizlere. Bir tatlı kaşığı kadar kekik, bir tatlı kaşığı kadar pul biber, 3 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kadar tane karabiber, bir tatlı kaşığı kadar yine ezilmiş sarımsak, bir tatlı kaşığı kadar da yine toz biber kullanıyoruz. Bunun yanında yarım soğan, birazcık defne yaprağı, bir yemek kaşığı kadar tuz, bir su bardağı ayçiçek yağı, bir çay bardağı süt katıyoruz. Bunları marine edeceğiz ve evet, bekleteceğiz. Bunları marine edip bekleteceğiz. Bir gün beklemesi bizler için daha iyi olur. Çünkü etimiz iyice soslanır, marinede yumuşar. Pişmişlik ve lezzeti daha iyi olur bu konuda. Ama biz önceden hazırlığımız olduğu için bu şekilde bir bize göstermek istediniz. Evet, göstermek teşekkür ederiz usta. Ben size yardımcı olayım. İlk olarak neyi vereyim? İlk olarak baharatlarımızı, kuru baharatlarımızı katabiliriz. Yani bu hangisinden bahsedeceğimiz çok önemli değil. Şöyle vereyim evet, ben size. Evet, şu şekilde hepsini içine dökerek başlayabiliriz. Tane karabiber daha güzel bir aroması var. Tabii ki bunu bir tatlı kaşığı kadar bizler için yeterli. Bunu içine katmıyoruz. Bunu kenarlarına koyacağız. Normal ezilmiş sarımsağımızı bu şekilde aktaracağız içlerine. Yarım soğan var değil mi? Evet, yarım soğan var. Defne yaprağımızı da en son üzerine koyacağız. Sarımsakla beraber koyacağız. Tuzumuzu da aldıktan sonra. Tercih edilen bir yemek mi? Otelinize gelenler nasıl tepkiler yani veriyorlar? Yani şöyle söyleyeyim. Bunu her zaman yapmıyoruz. Biz özel zamanlarda, özel misafirlerimiz istekle geldiği zaman yapıyoruz. Ve şu ana kadar bütün dönüşler olumlu oldu bizler için. Bu da bizi çok mutlu etti tabii ki. Zaten bir ismi cezbediyor insana. Kuzuların sessizliği nedir bu kuzuların sessizliği diyorlar mı size de? Tabii ki bunu soruyorlar. Kuzuların sessizliği nereden geliyor diye. Ama tadını aldıktan sonra hepsi de tabii ki bizleri tebrik ederek. Tebrik ederiz. Siz de geliştirmişsiniz. Evet. Kendimizi nasıl daha değişik şeyler yapabilirim diye düşünmüşsünüz. Kesinlikle kendimiz bunu geliştirerek dedik hani fırında kuzuyu nasıl yapabiliriz? Daha farklı nasıl bir tat yaparız? İşte ekstra süt katarak, değişik birkaç baharat katarak kendimizi geliştirerek bu şekilde bir tat ortaya koyduk efendim. Bu şekilde sosumuzu önce üzerine gezdirerek bir gece dolapta bekleyecek değil tabii mi? Tabii ki bir gece beklemesi kuzunun hem yumuşamasını sağlar hem de daha lezzetli olmasını, sosu iyice yedirmesini sağlar. Bunu böyle ellerimizle sosu güzelce yediriyoruz. Bir saat beklemesi de aslında bizler için yeterli olabilir ama bir gün beklemesi tabii ki daha güzel olur. Daha o aromayı versin diye kesinlikle değil mi? Kesinlikle yani en içine kadar bu aroma girer, kuzu iyice yumuşar. Bu da bizler için. Marine aşamasından sonra bir iç pilav yapacağız. Tabii ki iç pilav yapacağız. Yanında mezeleriyle, yeşillikleriyle beraber size güzel bir sunacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Ben de çok merak ediyorum ustam. Nasıl olacak bu kuzuların sessizliği? İnşallah tattıktan sonra yorumlarınızı da alırız. Eminim ki çok güzel olacaktır. Daha önce uygulama otelinize geldik. Evet. Size ait yine bir Hasan Dazirvesi tatlısı yemiştik. Tadı hala damağımızda. Eminim ki bu da onun kadar güzel, lezzetli umarım olacak. Umarım. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum yani. Bu şekilde soslama işlemimizi bitiriyoruz. Bunu bir gün bekletirsek dediğimiz gibi daha yumuşak, daha güzel, daha lezzetli şekilde fırında pişirdikten sonra sunuma hazırlayabiliriz. O zaman bunu dolabımıza kaldırıyoruz. Evet, bunu kaldırıyoruz.
Değerli izleyicilerimiz, Kuzuların Sessizliği adlı yemeğimizde marine işlemini bitirdik. Şimdi de sıra iç pilav yapmaya geldi. Evet ustam, iç pilav yapacağız. Evet, bugün sizlere Kuzuların Sessizliği adını verdiğimiz yemeğimizin yanında bademli, kuş tümlü iç pilavını yapacağız. Önce sizlere malzemelerini tanıtayım isterseniz. Bir çay bardağı kadar ayçiçek yağı, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir tatlı kaşığı tarçın, bir çay kaşığı kadar yeni bahar, bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı kadar da karabiber olacak. Bir yemek kaşığı kadar da tuzumuz olacak. Bunun yanında bir çay bardağı kadar badem, bir çay bardağı kadar da kuş üzümü olacak. Biz önceden kuş üzümümüzle bademimizi ıslatıyoruz. Islatmamızın sebebi ise kuş üzümü biraz şişmesi lazım ki daha iyi içinde olsun. Bademimizi ıslatıyoruz. Burada özellikle püf noktasını söylüyorum. Bademimiz çiğ olması lazım. Çünkü kavrulmuş badem olduğu zaman hem kabuğunda soyunma işleminde sıkıntı olur, hem tad olarak istediğimiz tadı vermez. Islattığımız bademlerimiz ise 10 dakika kadar beklettikten sonra kabuklarını soyup işlemimize başlayacağız. Evet. İlk olarak ayçiçek yağımızı döküyoruz. Altını kısık ateşte açıyoruz biraz. Ayçiçek yağımızı döktükten sonra ilk olarak kavrulmuş, soyulmuş bademlerimizi kavurma işlemine geçeceğiz. İlk olarak bademleri ekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Onlar biraz kavrulacak. Evet, bunları yaklaşık 5 dakika kadar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Bademlerimizin 5 dakika kadar kavrulma işlemi var. Daha sonra hangilerini koyacağız? Daha sonra pirincimizi koyacağız. Pirinci de badem biraz kavurduktan sonra kuş üzümünü ilave edeceğiz. Sonra da diğer baharatlarımızı da biraz... Kaç kişilik bir yemek olacak usta? Ortalama 8-10 kişilik yemek bu. Yani kuzuyla beraber, kuzuların sesli adını verdiğimiz yemeğimizle beraber 8-10 kişilik bir yemeğimiz ve pilavımız. Yanında sizlere yeşillik tabağımız, mezelerimizle beraber güzel bir sunum yapacağız. İnşallah. Bunu misafirlerimiz için evde yapmak isteyen seyircilerimiz olacaktır. Evet. Onlar da aynı şekilde kasaptan o kuzuyu nasıl alsınlar, onları bir söyleyelim isterseniz. Bunun için kasaptan kuzu önüyle, kuzu ön koluyla kaburga istediler mi? Onlar zaten o şekilde sizlere hazırlar, güzel bir şekilde verirler. Dediğimiz gibi marine işlemini yaptıktan sonra bir gün bekletirsiniz. Daha sonra bu şekilde bir gün beklettikten sonra fırınımıza atacağız. Fırınımıza şu şekilde atıyoruz. Ortalama 200 derecede 2 saatlik bir pişme süresi olacak. Fırınımızda o pişerken biz de burada iç pilavımızı bu şekilde bu malzemelerle 8-10 kişilik ideal bir şekilde hazırladıktan sonra tabii istediğine göre onların damak tadına göre yanına yeşillik tabağı yapabilirler, meze. Bu onların damak tadına kalmış bir şey. Siz o şekilde servis ediyorsunuz. Tabii ki bizim bu şekilde servisimiz var. Yani biz kendimiz yeşillik tabaklarımızla, mezelerimizle kendimize az bu şekilde servis ediyoruz. Evdeki seyircilerimiz de bunları istediği şekilde kendilerine özel sunum yapabilirler. Yapabilirler, evet. İsteyebilirler. Ya da küçük porsiyonlar halinde yapabilirler. Tabii küçük porsiyonlar halinde yapabilirler. Yani sadece kuzu ön koluyla da bu işlemi yapabilirler. Kaburga olmasına da gerek yok. Siz o şekilde yapıyorsunuz. Tabii. Değerli izleyicilerimiz, siz evde bu şekilde yapabilirsiniz. Kendi yiyeceğiniz kadar et alıp o şekilde marine işleminden sonra iç pilavla servis edebilirsiniz. Sadece kuzu ön kol aldıklarında ise pilav için bunların yarısını kullanmaları yeterlidir. Evet, kaç su bardağı kullandık pirinci? 3 su bardağı pirinç kullandık. 3 su bardağı kullandık. Onları suda beklettik. Tabii ki 20 dakika kadar tuzlu suda bekletmemiz daha iyi. Pirincimizin hem yumuşaması için hem daha güzel lezzet vermesi için. Nişastasından ayrı tane bir pilav olması için aslında. Evet, tane pilav olacak. Zaten yapımımızın sonunda da aşamamızda da göreceksiniz. Tane tane bir pilavımız olacak. Başka ne tür yemekler yapıyorsunuz? Ben seni biraz tanımak istiyorum bu yemek yaparken. Yani... Aslında soğuk, meze taze yemekleri ben daha çok severim. Onları yapıyorum genelde. Yani diğer alakart tarzı olsun ya da ızgara çeşitleri olsun, dekor konuları. Bu konulara biraz daha ben daha elverişli diyeyim elim. Yani elim daha yakın o konularda. O şekilde yemekleri yapıyorum. Genelde evde pek yemek yapmıyorum. Sadece özel günler dışında. Evli misiniz? Evet, evliyim. Bir yıl kadar, bir yaşında çocuğum var. 3 yıllık evliyim. Maşallah. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani özel günler dışında mutfağa pek girmiyorum. Evin şefi ayrı tabii ki. Çünkü evde işte zaten görüyorsunuz. Evet. Onun için eşiniz ise yardımcı oluyor bu konuda. Tabii o yardımcı oluyor. Dediğim gibi yani özel günler dışında bu doğum günü olur, evlilik yıl dönüm olur. O gün tabii mutfaktan hiç çıkmıyorum ama diğer günlerde çok girmiyorum. Maşallah eşinize de güzel. Çok selamlarımızı iletin. Aleyküm selam.
Evet, bu sırada bademlerimiz kavruluyor. Evet, bademlerimiz şu anda kavrulma aşamasında. Pembeleşmeye başladılar ufaktan. Kuş üzümlerimiz var. Evet. Az miktarda tarçın kullanacağız. İş pilavın olmazsa olmazı da olmazsa değil mi? Olmazsa olmazı kesinlikle. Tarçın içine hafif böyle şekerimsi bir tat vererek kuşun üzümüyle beraber güzel bir lezzet katıyor, aroma katıyor bizlere. Şu anda zaten bademlerimiz pembeleşme kıvamına gelmiştir. Pirincimizi de ekleyerek. Üç su bardağı. Benim de bir katkım olsunuzsa. Gerçekten çok güzel pirinçler, bademler, pilav. Harika bir iş pilav sizlerle olacak değerli izleyicilerimiz. Evet, buyurunuzsa. Geliyorum. İşi bilene bırakmak gerekir. Bu şekilde yaklaşık bademle pirincimizi yaklaşık 5 ya da 10 dakika kadar kavurduktan sonra diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Tuzu ne zaman koyacağız? Bazı ustalarımız derler tane tane olsun kavrulurken atarız derler pirinci. Siz ne zaman atmayı düşünüyorsunuz? Ben diğer malzemelerle birlikte atacağım zaten. En son tuzu atacağım. Hı-hı. Yani biraz da onunla kavrulacak 2-3 dakika kadar. Ondan sonra... Çünkü pirincin kırıldığını, kırılmaması gerektiğini koruyor derler. Kesinlikle. Doğru mu? Evet, öyle bir şey vardır. Yani bu tabii ustalarımızın herkesin görüşüne göre değişir ama bu gelenek olarak böyle bir şey vardır. Yani tuzu daha sonra atmamız daha iyidir. Bu arada pirincimizde bademimiz kavrulurken bunun da açıklamasını yapayım. 3 su bardağı kadar da ya da 4 su bardağı kadar bir tane fazla olması hiçbir sorun yoktur. Suyumuzu haşlıyoruz. Sıcak suyla beraber vereceğiz çünkü pilavımızın suyunu. Pirinç pilavında sıcak su önemlidir çünkü pilavlarımız, pirinçlerimiz diri kalmasın diye. Soğuk su atmayı önermiyorsunuz. Evet, kesinlikle kaynamış su bizim için önemlidir. İşimiz kolaylaşacak. Tabii pişirme ki, süresini kısaltacak. Kesinlikle. En önemli noktası da pirinçlerimiz diri kalmayacak. Evet ustam. Bu lezzeti gerçekten merak ediyorum değerli izleyicilerimiz. Siz de lütfen takipte kalın ve bizleri izlemeye devam edin. Çünkü bizler her hafta farklı lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da söylediğim gibi Ulurma uygulama otelinde geldik. Kendileri sağ olsunlar çok misafirperverler. Bizleri çok güzel karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Ve kendi menülerinden olan kuzuların sesli altı bir yemek yapmak istediler. Gerçekten çok değişik ve lezzetli bir yemek olduğunu inanıyorum ve düşünüyorum. Evet, şimdi hangi aşamaya geldik ustam? Şu anda pirinçlerimiz kavruluyor. Bir 2-3 dakikada kavrulduktan sonra kuşumuzu atacağız. Hı hı. Sonra diğer baharatlarımızı ekledikten sonra en sonunda tuzumuzu ekleyip suyunu verip pirincimizin altını kapatacağız. Ve bir 5 dakika kadar da öyle altı açık şekilde kalacak kısık ateşte. Ondan sonra kapatıp dinlenmeye bırakacağız. Ne kadar sürede pişecek? Ortalama pilavın baştan sona pişme süresi dinlenme haricinde 20 dakika kadar bir zamanımız alacak. Daha sonra etlerle buluşturup tekrar fırınlayacağız mı? Hayır, tekrar fırınlama yapmayacağız. Sadece yanında. Evet, etlerle birleştirip güzel bir sunum yapıp sizlere sunacağız inşallah. Şu an gördüğünüz gibi pirinçlerimiz ve bademlerimiz kavruluyor. Bademlerimiz artık iyice pembeleşti. Artık kuş üzümünü atabiliriz. Daha önceden dediğim gibi bunu kullanıyoruz, evet. Daha önceden ıslattığımız 5-10 dakika sıcak suda ıslattığımız kuş üzümlerini ilave ediyoruz. Çok güzel bir aroma katacak çünkü. Tabii ki kuş üzümünün o güzel tadıyla çok güzel bir aroma kazanacağız. Kuş üzümümüzü attıktan sonra da diğer baharatlarımıza geçiyoruz artık. Dediğimiz gibi önce karabiberimizi, sonra yeni baharımızı. Yeni bahar iç pilavlarda olmazsa olmazımızdır değil mi? Evet. Yine güzel bir tat olan tarçınımızı da ilave ediyoruz. Sonrasında tuzumuzu ekliyoruz. Yine bütün yemeklerde olduğu gibi en güzel tat olan tereyağımızı da en son ekleyerek böyle. Zaten sesimden de anlayacaksınız. Sesi gerçekten çok güzel, zıvır zıvır.
Gerçekten harika kokular yayılmaya başladı. Bu şekilde 5 ya da 10 dakika kadar da pilavımızı kavuracağız. Sonrasında suyunu verip dinlenmeye bırakacağız. En önemli aşaması zaten ekibi kavurmaktan geçiyor. Ekibi kavurma, yani bunu yakmadan ya da geri bırakmadan güzel bir şekilde kavurarak. Ocağımızın altı kısık ateşte olması bizim için en uygun ısı derecesidir. Hı hı. Yüksek ateşte olduğu zaman istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Kesinlikle alamayabiliriz. Çünkü burada bademimiz yanabilir, pilavlarımız yanabilir, diğer şekilde kuş üzümü. Hepsi yanabilir. Bu da yemek tadında bir yanık tadı olması bizim için hiç iyi bir şey olmaz. Olmaz. Yani. Aynen. Doğru söylüyorsunuz. Sabırla karıştırmak, kavurmak evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bu biraz sabır gerektiriyor. Bunu ben ölçüle dökmüyorum. Az önce de dediğim gibi. Hı hı. Göz kararı dökülsün. Göz kararı bir parmak kadar geçmesi bizler için yeterlidir. Zaten suyu döktüğümüzdeki bu kaynama sesini almamız pilavımızın olduğunu gösteriyor. Bir parmak geçerek değerli izleyicilerimiz, siz de evde yaparken bu şekilde yapabilirsiniz. Sularımızın fazla olmaması gerekiyor dedi. Çünkü lapalaşma sebep oluyormuş. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi de bir parmak kadar geçmesi bizler için yeterli. Ağzını kapatıp sonrasında pilavımızın ağzını kapatıyoruz. 5 dakika kadar bu şekilde pişiyor. Sonrasında altını kapatıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenmeye 15 bırak. Ya da 20 dakikada dinlendikten sonra da sunuma hazırdır. Tamam hocam. Ustam ellerinize sağlık. Bekliyoruz. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, pilavımız pişti. Sunumlar öncesinde ustamız dedi ki size bir yeşil salata tabağı hazırlamak istiyorum dedi. Evet ustam, bize bir tabak hazırlayacaksın. Evet, size yapımı kolay, basit. Herkesin yapabileceği evlerinde. Güzel bir yeşillik tabağı hazırlayacağız tamam. Şu anda. Onlar için malzemelerimiz var. İsterseniz malzemelerimizi sayabilirim. Tamam usta. Yani biraz miktarda maydanoz, nane, dereotu ve roka. Onların yanında çeri domates, limon, domates, biber, soğan. Bunların hepsinin olmasına gerek yok. Evlerinde ne varsa onları da kullanabilirler. Ama biz bunlarla beraber küçük bir güzel yeşillik tabağı yemeğimizin hazırlayacağız. Yemeğimizin yanına yakışacak. Evet, onu yakışacak şekilde size hazırlayacağız. Öncelikle salatalığımızın içine biraz oyabiliriz. Bu şekilde. İçine diğer yeşilliklerden biraz koymak şartıyla. Yani bu şekilde yapmalarını gerektirecek bir şey yok. Farklı bir yeşillik tabağı da yapabilirler ama biz onlara kolay olsun, güzel görseli görünsün de diye. Güzel olsun evet, onlara diye. Bir yeşillik tabağı sunacağız. Bu şekilde biraz önce içine oyduğumuz salatalığın içine bu şekilde yeşilliğimizi koyarak tabağımıza bu şekilde başlayabiliriz. Şöyle de koyabilirim sizler için. Domateslerimizi doğrayacağız. Evet, sonra domateslerimizi dilimledikten sonra iki yana bu şekilde açabiliriz. Sonrasında daha önceden soyduğumuz soğanı bu şekilde dilimledikten sonra çünkü ustalar görsele çok değer verirler, önem verirler. Evet, görsellik bizim için farklı bir şeydir. yemeğin lezzeti kadar önem veriyorsunuz görseli aslında. Görselliği de önemli tabii ki. Ellerinize sağlık ustam. Gerçekten harikalar yaratıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Soğanlarımızı halka halka doğradık. Evet. İçlerini bu şekilde açarak yanımızda sumağımız varsa bunlarımızı bu şekilde sumağa batırarak farklı bir görüntüde elde edebiliriz. Sumak ve tuz mu ekledik? Evet, biraz da tuz olabilir hani tadını versin diye. Bu şekilde. Bunu iki yönlü de yapabiliriz, tek yönlü de yapabiliriz. Bu isteklerine kalmış bir şey tabii ki. Gerçekten çok basit. Bizler de değişik bir salata tarifi arıyorsanız sizler de yapabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Bu şekilde hazırladıktan sonra içine daha önce burada hazırlık yaptığımız yine aynı şekilde dereotu, roka, iceberg ve maydanozdan oluşan yeşilliğimizi bu şekilde biraz da karıştırdıktan sonra bu şekilde tabağımızı öne doğru yayaraktan harika bir salata ortaya çıktı. Evet, güzel bir salata
yapıyoruz sizlere. Bunların içine ek olarak tabii ki çeri domateslerimiz var sevilerimizde. Bunları da katarak. Üzerine biraz önce rendelendiğimiz havucumuzu ekleyerek renk şöleni. Evet, biraz renk. Birazcık beyaz peynir kullanabiliriz. Bu isteklere kalmış bir şey. İsteyen kullanmayabilir ama biz biraz hem renk hem tat olsun diye bunları da ekliyoruz. Biraz biber böyle kenarlara. Dediğimiz gibi biraz görüntüye önem vererekten çok basit bir yeşillik tabağı hazırlıyoruz sizlere. Çok güzel oldu ustam. Ellerine sağlık. Teşekkür ekleyeceğimiz ediyorum. Bir şey kaldı mı? Evet. Biraz yeşillikle salatamızın olmazsa olmazı limonu da ekledikten sonra yeşillik tabağımız hazır olacaktır. Limonlarımızı bu şekilde de koyabiliriz. İsterseniz buralarını hafif alıp bu şekilde de sunuma hazır bir şekilde. Gerçekten çok değişik şeyler öğreniyorum sizden. İlk defa limonu öyle konulduğunu gördüm. Bu şekilde harika oldu, basit gerçekten olan güzel bir salata tabağımızı. İçine sos olarak isterseniz nar ekşisi, zeytinyağı, biraz tuz. İsteğinize kalmış bir şekilde de pul biber atarak lezzetine doyum olmaz çok şekilde. Çok teşekkür ederiz ustam. Şimdi istersen sunumunu hazırlamaya geçelim. Bütün sunumları birleştirelim. Değerli izleyicilerimiz, yemeğimiz pişti ve Hüseyin ustam bize çok güzel bir sunum hazırlamış. Ustam teşekkür ederim. Ellerine rica sağlık. Ederim. Afiyet olsun. İstersen seyircilerimize bu kuzuların sessizliğini nasıl yaptım onları bir anlatalım. Tabii ki kısaca anlatayım ben sizlere. Kuzu kol ve kuzu kaburgayla yaptığımız kuzuların sessizliği adını verdiğimiz yemeğimizi dediğimiz gibi bir gün önceden marine ettik sosumuzla beraber. Beklettikten sonra yaklaşık 2 saat kadar 200 derecede fırınımızda pişirdik. Onun yanında dediğimiz gibi bademli, kuş üzümlü pilavımızı hazırladık. Onun yanında çoban salatamız, biber kızartmamız, patlıcan kızartmamız, gelveri sos dediğimiz kendimize özel havuçla ilgili bir mezemiz ve haydarimiz. Onun yanında da yeşillik tabağıyla beraber sizlere hazırladık efendim. Ellerinize, emeğinize sağlık. Afiyet gerçekten olsun. Harika görünüyor. Ben de tadına ederim. Bakmak için sabırsızlanıyorum izninizle. Size bakmak hemen istiyorum. Sunum için yardımcı olayım ben. Tereyağımızı da üzerine katıp biraz da ekledikten sonra malzemelerle beraber sizlere sunumumuzu hazırlayacağız inşallah. Şu şekilde tereyağımızı da biraz ilave ederekten. Aslında içine katmıştık ama üzerine de şu şekilde biraz da ekleyerekten. Muhteşem kokular, tereyağı, etle buluştu. Biraz da baharatla beraber şu şekilde sunumumuzu gerçekten sizlere harika görünüyor. Efendim. Teşekkürler ustam. Ben teşekkür ederim. Ufak bir parça alabilirim. Tabii ki etimizin piştiğinde şu şekilde anlayabiliriz. Sizlere şu şekilde göstereyim. Bakınız hiç zorlanmadan bütün kemiklerimiz dokunmayla beraber ayrılıyor. Elimize geliyor evet. Şu şekilde sizlere. Çünkü çok uzun süre pişti. Evet. Yaklaşık 2 saat kadar 200 derecede pişirdikten sonra şu şekilde sizlere sunumumuzu yapalım. Çok teşekkür ederim ustam. Şimdi afiyet olsun. Et gerçekten dağılıyor lokum gibi. Evet. Ben ufak bir de şuradan etle beraber pilavın tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Et afiyet olsun. Dağılıyor zaten alırken bile dağılıyor. Evet. Pilavda kokusu, rengi, her şeyi çok hoş olmuş. Ellerinize, emeğinize afiyet sağlık olsun ustam. Değerli izleyicilerimiz, siz de bu güzel yemekleri gelip yerinde yiyebilirsiniz. Hüseyin ustam gerçekten çok becerikli ve çok maharetli. Çok güzel işler başarıyorlar tüm ekipçe. Arkada bizi izleyen çalışan ekiplerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel ilgilendiler. Misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Belediye başkanımız Sayın Evrendin İçer'in bugün anısına size küçük bir hediyesi var ustam. Güzel günlerde kullanın teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok selamlarını da getirdik sizlere. Aleykümselam. Çok teşekkür tekrardan ediyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Harika teşekkür bir yemek olmuş. Afiyet olsun.
de olsun. Değerli izleyicilerimiz, Lezzet Avcısı'nın da bu hafta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her hafta farklı yerlerde güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımıza veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Benim yanıma da gel, ben de sana güzel yemekler yapayım Büşra diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel, muhteşem günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.